Selam dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. Instagram üzerinden ikinci çekiliş ne zaman, ikinci çekiliş ne zaman diye soran arkadaşlar için beklenen gün geldi. Bugün videomuzda Performance Gaming'in Cetra modelli mekanik klavyesini inceleyeceğiz. Daha önceki Zargon modelinde olduğu gibi çekilişte içinizden iki arkadaşa bu klavyeden hediye edeceğim. Çekiliş şartlarını her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şartları uyguladıktan sonra çekilişe katılabilirsiniz. Zargon modeli ile Cetra modeli arasında baktığımızda teknik anlamda aslında çok bir farklılık görünmese de görsel olarak gerçekten keskin farklılıklar bulunmakta. Bunun başında bilek destek dayanağı bulunurken RGB noktasında gerçekten Cetra üzerine yoğunlaşılmış. Neyse, lafı fazla uzatmadan şimdi kutu açılışını gerçekleştirelim ve ardından klavyenin sahip olduğu görsel özelliklere bakalım ve her zaman olduğu gibi teknik özelliklere de hep beraber bakalım. Öncelikle klavyenin fiyat etiketine baktığımızda şu an Akakçe üzerinde en uygun 299 TL, hepsi burada üzerinden Star Teknom üzerinden satılmakta. Kutusuna baktığımızda ön yüzeyinde klavyenin kendisini görürken dikkatimizi çeken ilk özellik tabii ki klavyenin etrafını saran RGB ışıklandırma oluyor. Gerçekten bu noktada full RGB kullanılmış. Tıpkı Zargon modelinde olduğu gibi burada yine Blue switchler kullanılmış. Tabii ki kırmızı switchleri de var arkadaşlar. Kırmızı switchler de mevcut. Şimdi klavyeyi kutusundan çıkartalım. Kutu içerisinden bir adet kullanım kılavuzu çıkmakta. Aynı zamanda garanti belgesi kısmı da kullanım kılavuzu içerisinde bulunmakta arkadaşlar. Klavyeyi ilk elinize aldığınızda hissettiğiniz ilk şey kesinlikle kalitesi oluyor. Gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor size. Klavyenin sahip olduğu alüminyum gövde tasarımını çizgilerden rahatlıkla görebiliyorsunuz. Siyah mat bir yüzeyle tasarlanmış, alüminyum gövdenin yanı sıra tamamen ABS plastikten üretilmiş bir klavye. Örgülü bir bağlantı kablosu, USB bağlantı kablosu bizleri karşılamakta bağlantı kısmında. 1 metre 80 santim uzunluğunda örgülü bir kablo. Örgü yapısına baktığımızda çok kalın bir örgü değil. Çok ince de bir örgü değil, orta düzeyde tutulmuş. Klavye üzerindeki tuş kesim ise arkadaşlar lazer kesim. Yine bu noktada tuşların silinmeme ömrü daha uzun olacaktır. Zargon modelinde bilek destek dayanağı bulunmaktaydı. Cetra'da bilek destek dayanağı bulunmuyor ama yeni çıkan Cetra modellerinde Comfort modelli bir bilek destek dayanağı bulunan klavyede piyasaya sürüldü arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani Cetra'nın bilek destek dayanağı olan modelde şu anda piyasaya sürülüyor. Multimedya kısayol tuşları her zaman olduğu gibi yukarıdaki fonksiyon tuşlarına yönlendirilmiş. Bunun dışında bildirim ışıkları sağ üst köşeye konumlandırılmış. Performance Gaming logosu ise klavyenin tam ortasına konumlandırılmış. Klavyenin arka yüzeyine geldiğimizde 2 adet yükseltme ayağı olduğunu görüyoruz. Bu ayakların uç kısımları ise yumuşak kauçukla kaplanmış. Yine klavyenin alt tarafında yumuşak kauçuk kısımlar bulunuyor. Genel olarak klavye sade bir tasarım çizse de bilgisayarla buluşturduktan sonra klavyemizi RGB ışıklandırması klavyeyi bu sadelikten çıkartıyor. Klavyenin tuş tasarımında OTOME switchler kullanılmış ve çift enjeksiyonlu switchler kullanılmış. Çift enjeksiyonlu switchler tuşların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Aynı zamanda klavye %100 anti-ghosting, birden fazla tuşa bastığınızda tüm tuşların fonksiyonları işleyecektir. Şu an benim incelemesini yapmış olduğum klavyedeki switch yapısı mavi arkadaşlar. Kırmızı isteyen arkadaşlar için de yine kırmızı switchler mevcut. 50 milyon tıklama ömrüne sahip olan tuşlar 0.6 milimetreye kadar tetik vuruşuna sahip. Tepkime süresi ise tuşların 5 milisaniyenin altında tutulmuş. Bu noktada 1 milisaniye, 2 milisaniye gibi özellikler bu klavyede aranabilirdi. O zaman da tabii ki normal olarak fiyatları yükselecekti. Baktığımızda 5 milisaniyenin altında tutulması aslında onu çok da gerilere götürmemiş. Tuşların çalışma gücü ise 60 ila 10 G arasında tutulmuş. Klavyenin bağlantı hızı ise 1000 Hz'e sabitlenmiş. Sahip olduğu özelliklere baktığımızda Zargon modeliyle aynı diyebiliriz. Özellikle rekabetçi oyunlarda yüksek performans alabileceğimiz özellikleri klavye üzerinde taşıyor. Sahip olduğu tuşların çıkarmış olduğu seslere geldiğimizde ise tabii ki normal olarak mavi switch'in vermiş olduğu o tıkırtılı sesi veriyor. Bu sesten biraz daha kısık bir ses elde etmek isteyen, biraz daha yumuşak ses elde etmek isteyen arkadaşlar doğal olarak
kırmızı silici isteyeceklerdir. Şimdi klavyemizi bilgisayarımızın USB noktasıyla buluşturalım ve sahip olduğu full RGB özelliğine detaylıca bir bakalım. Videonun başında belirttiğim gibi klavye tamamen full RGB olarak tasarlanmış. Hemen ilk olarak gözümüze çarpan klavyenin etrafını saran RGB yollar arkadaşlar. Klavyenin etrafını tamamen saran bir RGB ışıklandırmayı görmekteyiz. Aynı zamanda tuşlarda da her tuşa farklı farklı renkler geliyor. Bu da tabii ki onun full RGB özelliğini taşıdığını gösteriyor. Aydınlatma anlamında kesinlikle başarılı bir şekilde tasarlanmış bir klavye. Şu an aydınlık bir ortamda çekim yapmama rağmen ışıkların şiddeti gayet yüksek seviyede. Bu ışıklandırmanın şiddeti tabii ki akşamları karanlık ortamlarda daha fazla olacaktır. RGB kontrolü klavye üzerinden yapabildiğimiz gibi tabii ki klavyenin sahip olduğu bir de makro uygulama var. O makro uygulamadan da yine renkleri kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi ben klavye üzerinden sahip olduğu modlardan birkaç tanesinden sizlere göstermek istiyorum. Modların kontrolünü Fn tuşuyla gerçekleştiriyoruz ve buradaki Del tuşuyla, En tuşuyla, Patch tuşuyla modlar arasında geçişler yapabiliyoruz. Del tuşu üzerinden baktığımızda birden çok modu görmekteyiz. Farklı farklı onlarca mod var arkadaşlar. Renklerin akışının olduğu bir mod. Renklerin yukarıdan aşağı akışının olduğu yine farklı bir mod. Bu defa renklerin ortadan etrafa doğru gökkuşağı renklerinin saçıldığı bir mod. Her tuşun farklı bir şekilde renkli renkli yandığı bir mod. Bu defa her tuşun nefes alıp verme modunda farklı renklere büründüğü bir mod. Bölge bölge farklı farklı tuşların farklı renklere büründüğü bir mod. Bu defa dalgalanma modunu görmekteyiz. Farklı renkler arasında dalga şeklinde etrafa doğru yayılıyor. Farklı bir dalga modu bu defa sol alt köşeden yukarıya doğru renklerin dalgalandığı bir mod. Yukarıdan aşağı satır şeklinde akarak gelen renklerin aktığı bir mod. Sade bir renkte de yine klavyenin rengini ayarlayabiliyorsunuz. Tuşların dışında bu etraftaki RGB şeridi de kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine Fn tuşunun yardımıyla Page Down tuşuna basarak buradan farklı modlarla etrafındaki RGB şeridi istediğiniz moda ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu RGB şeridi de kapatabiliyorsunuz. Işıklandırma anlamında kesinlikle burada bence başarının zirvesine ulaşılmış. Son zamanlarda incelemiş olduğum Zargon modeliyle beraber gerçekten ışıklandırması başarılı klavyelerden bir tanesi. Tabii ki fiyat performans konusunda da 300 TL civarlarındaki bir klavye için gerçekten çok fazla özelliği taşıdığını söylemek istiyorum. Şimdi ekran başına geçerek klavyenin sahip olduğu makro uygulamadan da sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar uygulamanın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Performance Gaming'in sayfasına sizi yönlendirecek. Oradan indirebilirsiniz uygulamayı. Uygulamaya geldiğimizde ise gayet sade, anlaşılır, güzel bir arayüz kullanılmış. İlk dikkatimi çeken hemen tuşlar üzerinde böyle gezinti yaptığımızda mouse'la hemen tuşlar üzerinde makro atamalar yapabildiğimiz ayarlar hemen çıkıyor karşımıza kısa yol şeklinde. Bu güzel bir özellik olmuş. Ayrıca uygulama Türkçe bir şekilde geliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Sol üst tarafta gördüğünüz gibi profil oluşturabileceğimiz kısım var. İstediğiniz profilleri oluşturup daha sonrasında bu profilleri yükleyebiliyorsunuz. Işıklandırma kısmında ise daha demin belirtmiş olduğum RGB özellikleri bu defa burada uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Modlara geldiğimizde ise bu noktada gerçekten çok 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 geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söylemek istiyorum klavyenin. RGB noktasında gerçekten çok başarılı bir şekilde tasarlandığını tekrardan klavyenin söylemek istiyorum. Şöyle baktığımda saymadım ama 30 civarında bir mod olduğunu söylemek istiyorum. Makro kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar makrolama yapabileceğimiz bir ekranla karşılaşmaktayız. Kaydımızı başlatıp istediğimiz tuşların kombinasyonunu yapıp örneğin A, S, D tuşlarıyla bir kombinasyon yapıp klavye üzerinden bir tuşa atayabilirsiniz veya aynı tuşu delay özelliğiyle tekrar tekrar basımını gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Totalde baktığımızda kullanışlı, gayet basit bir şekilde kullanacağınız ve anlaşılır bir arayüze sahip olan bir uygulama arkadaşlar. Videonun artık bu noktada sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz inceleme videoların devamı için ayrıca kanala da destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz bir like atarak videoya ve bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol FPS ekranlar diliyorum. Hoşça kalın.